Mehmetoğlu Mestan. İbrahimoğlu Kardeş Mahmut. Yakupoğlu Ali. İbrahimoğlu Mehmet. Derelioğlu Ahmet. Koca İbrahimoğlu Mehmet. Derviş Abdullahoğlu İbrahim. Karaçoban Mehmetoğlu Abdülkerim. Yakup Mehmetoğlu Ali. Demirci Mustafaoğlu Hasan. Deli Alioğlu Ahmet. Ömer Çavuşoğlu Mustafa. Jurnaloğulları Osmanoğlu Mehmet. Gittiler. Çağıran vatandı. Çağıran bayraktı, gittiler. Bir gün işte seferberlik var, kara toplama var dedikler. Dedem koyundan geldik rahmetli. Oğlum böyle böyle jandarmalar seni aradı. Alasını omuzuna almış, beline birazcık çıkılamış, çıkmış yola. Babamın anlattığına göre dedemiz o zamanlar tabi bunlar yörük olduğu için, savaş olduğu için dedemizi, dedesini savaşa çağırmışlar. Babamın babasına sarayma doğru dedilermiş. Kara toplamada gitmiş onlar zaten. Savaşta dedem, amcam, babam, babamın üç tane dayısı, belki de bizim köyün yarısı gitmiş de. Hep gazi çocuklarıyız. Biliyorsunuz yörükler, Türkmenler hep vatan tehlikeye girdiği an biliyorsunuz her şeyiyle savaşmayı vatan millet için en büyük şeref addediyorlar. Dedem Yemen Savaşı'na gidiyor. Yemen Savaşı'na giderken babam ana rahminde kalıyor. Tarihlere bakıyorum. Doğuyor babam 6-7 yaşında Yemen Savaşı'ndan Çanakkale Savaşı'na giderken Silifke'den Mutkırkavak istikametinde yürüyerek köye geliyorlar. Köye gelirken halalarım anlattığına göre diyor ki Ahmet'im var ya diyor şu zeytinin dibinde bekledim diyor. Orada bekledik diyor. Dayım öyle iri yarıydı diyor. O kafilenin içerisinden diyor geldi diyor. Anamın yanında diyor. Anam ağlıyor ben anlamıyorum. Ana niye ağlıyorsun? Dayımız geldi. Ay yavrum. Dayın gittiyse 6 sene oldu. 6 senelik sırtında habasıyla geriye dönüyor. Ona da ağlıyorum. Kavuştuğumuza da ağlıyorum diyor. Geliyor köyde yemek veriyorlar. Bir gün yavrusunun yanında kalmıyor. Çanakkale'ye yürüyerek gidiyor. Gittiler. Adil olmayan bir savaşa, adil olmayan güçlere karşı vatanı, milleti, bayrağı savunmak için gittiler.
19 Şubat sabahı saat 09.50'de ilk top mermileri Türk mevzilerine yağmaya başladığında onlar iman dolu göğüsleriyle oradaydılar. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tiyaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşette bu bir Avrupalı dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi. Avrupalı, Avrupalı olmayan köleleriyle birlikte gelir Çanakkale'ye. Anzak koyunu, Ertuğrul ve Tekke koylarını, Morto, Pınarici ve İkiz koylarını, Büyük ve Küçük Arıburnu'nu, Suvda Anafartalar koyunu, Conk Bayırı Koca Çimen Tepesi'ni kirletirler pis çizmeleriyle. 15-16 yaşlarında götürmüşler. Babama anlattığına göre orada çok rezillikler karşılığında işte ayak yalın, üst baş zor durumlarda kalmışlar, aç kalmışlar. Dedemin adı Hasan Hüseyin. Babamın babasının adı Hasan Hüseyin. Şimdi bunlar işte o olaylarda yani yokluğuyla böyle bu savaşın olacağını bildikleri için epey babamın, şey, annemin babası epey bir kara saban yapmış, hazırlamış, kummuş gitmiş hanımına. Demiş ki, sen bunlarla idare et, ben dönünce kadar demiş. Kara saban yani yok üzerine ekilen saban. Nitekim, tabi bunlar gidinden tabi döneceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Öğsüz kalmış dayım ve annem, iki çocuk. Çelmut, 1887-1908-1915 bizim dedemiz. Geride kalanlar dayanırlar yörüklerin eşsiz metanetiyle. Bilirler ki gidenler dönmeyecekler geri. Yine bilirler ki dönmeyenler bir vatan bırakacaktır geri. Dedem orada rahmetlik Sumatra'sını ağzına almış. Sumatra'sını ağzına alırken bomba düşmüş. O vaziyette ölmüş. Babamların anlattıklarına göre. Yani amcam nerede olduğu hiç bir şeye gelmeden kaybolmuş. Şu anda daha bilmiyoruz yani. Babamın babası Birinci Dünya Savaşı'nda muhabere askeriymiş. Telefon hattı çekiyorlarmış. O anda 5-6 tane arkadaşı telefon hattı çekerken bir tane top mermisi geliyor tam ona isabet ediyor. Ve o anda parça parça oluyor. Sadece belinde kuşağı varmış. O kuşaktan bir parça bulmuşlar. Onun şehit olduğunu ondan anlamışlar yanındaki arkadaşları. Dedem şehit olmuş ama mezarı yok. Bilinmez.
kimin nerede nasıl şehit düştüğü bilinmez. Çünkü bu savaş bir var olma savaşıdır. Bu savaş bir milletin, Türk milletinin var olma savaşıdır. Bu yüzden bilinmez. Şehitler toprağa değil, Türk milletinin bağrına gömülür. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasında mesafeniz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler kurtulamamacasına kamilen düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerinin ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Savaşı'nı kazandıran bu yüksek ruhtur. Torunları özgürce dolaşsın diye, Türk milleti daima yaşasın diye binlerce can toprağa düşmüş bu siperlerde. Bedenleri siper olmuş geriden gelenlere. Kırık top yine de görevini yapmış. Seyit Onbaşı oradaymış top kundağına mermi sürmek için. Fırtına tam zamanında çıkmış düşman filikalarını batırmak için. Bir saat kahraman olmuş bir kahramanı kurtararak. Dualar tam zamanında ulaşmış Yaradan'a. ...15-16'ydı, senesi yaşı, buğday çorbasıydı, ekmeği aşı... ...gövdeden ayrıldı, kol bacak başı, düşmana geçmeye izin vermedi. Tılada bıraktı ana kardeşi, kan ile yoğruldu toprağı taşı... ...276 kilo mermiyi kaldıran Seyit Onbaşı düşmana geçmeye izin vermedi. Düşmanın silahı bizlerden çoktu, bizim yardımcımız Allah'tı, Hak'tı. Geride 253 bin şehit bıraktı, düşmana geçmeye izin vermedi. Geride bıraktı Mersin'i mutum, Allah'tan kesmedik bir an umudum. Hep gurur duyduğum kardeş Mahmud'um düşmana geçmeye izin vermedi. Yanında komşudan, komşu köyden birisi varmış, Topuz Ali diye. Mevzide beraberlermiş. Mevzide düşman kaçmaya başlayınca, 57. kol ordunun düşmanı kaçmaya başlayınca dedem iri yarım, heybetli falan, onun heybetine kapılıyor. Süngüyü takıyor, çıkıyor. Mevziden çıkıyor, kaya süngüsüyle vuracak. O anda alnından kurşunla vuruyor. Ahmet'im diyor, o çam torusuna bir yapıştı ki diyor, zannettim ki diyor çam ağacı köküyle beraber havaya uçacak canaybili. Orada diyor Hakk'ın rahmetine kavuştu diyor. Şehadet şerbetini içti diyor. Ben 7-8 yaşlarındaydım. Bir aileye gittik kıra. Bir de orada iri bir dedeye rastladı. Onlar dediler ki bu Deli Ahmet'in torunu. Koca kucakladı. Baktı gözlerinden 2 yaş dolmuş. Damla yaş attı. Dedi, Deli Ahmet dedi, çınar gibi bir adam. Aynı siperde beraber çarpışırken işte heyecanlanmış, hiddetlenmiş. Demiş ki, ya dayıoğlu şu İngilizlere bir kırfan çekeyim demiş. Allah 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 derken anında vurulmuş. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bizim bildiğimiz, annemden duyduğumuz, baba dedemin şehit oluşu. Amcasının oğluyla aynı beraber aynı mevzide çarpışırlarken dedem çok susuramış. Hemen önlerinden küçük bir dere akıyormuş.
otların içine sürünerek oradan su içmek istemiş. Oraya sürünürken orada vurulmuş, şehit olmuş. Annemin bize anlattığına göre dedemin bu Mutun bir köyünden yanına arkadaşı gelmiş. Onun anlattığına göre mevziden su içmeye giderken yandaki arkadaşı gitme Mehmet demiş. Sen mutlaka vurular gitme biraz suda dayan demiş. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Bir yudum daha olsa bir su içeceğim demiş. Suyunu da daha içemeden bir şarampol parçası gelmiş. Almış götürmüş. Babamın anlattığına göre işte biz cephedelermiş. Cephede bölük bitmiş. Bir yüzbaşıyla bir babam kalmış. Öyle bir çıplak dağın başına çıkmış. Susuz çok darılmış, sıkışmış. Öyle çamurluklu, bataklı bir yerde bir yalakcağızda su görmüş. Oraya eğilmiş ağzıyla süzerek. Kafamı çekersem suyun tadı bozuktur diye. Çekmeden demiş karnımı doyurayım demiş. Suya demiş. Tam karnını doyurmuş, çekermiş. Tap tatlı bir şeker halinde bir suymuş. Şerbet gibi. Oradan arkaya doğru dolanmış. Bir dağın arasında giden kaçarken bir bölük yine kırılmış. Babamın günü haricinde. Onların içine babam varmış. Onların içine yatmış. Ölü şeyine girmiş yani. Gelmişler cavur askerleri, onlar gayrı hangilerdi bilmiyorum işte. Geçerken ona detme vurdular. Babama da vurmuşlar detme, bu da ölmüş demişler. Geçmişler gitmişler. Çanakkale'de dayım, Hüseyin dayım diye dayım vardı. Orada şehit olmuş. Çok orijinal bir kutu göndermiş buraya. Buraya günlere oradan gelip giden bir tanesi varmış hat zamanında. Sakatlanmış o. Demiş ki bunu babam gide ver. Bu kutuyu ben gelinceye kadar açmasın. Kimse açmasın demiş. Fakat onlar da burada kutuyu ne var diye, orijinal bir kutuymuş, ne var diye açmışlar. İçinde bir ayet çıkmış içinde, kutunun içinde. Kutu da çok güzel altından falan yapılmış bir kutuymuş yani. O anda orada şehit düşüyor. Çanakkale. Her santimetre karesi şehit kanıyla ıslanan Seddül Bahir, Kanlı Sırt, Kilit Bahir, Arı Burnu, Yüksek Sırt, binlerce şehide kucak açan Conk Bayırı. Çanakkale. Kahramanlıkların destanın ötesine geçtiği yer. Çanakkale, tarlalarında kan çiçeklerinin açtığı hüznün ve gururun şehri. Allah rahmet eylesin. Babaanneme dedi ki baban ebe. Ebe diyorduk. Eskiden ebeydi. Ebe. Dedem bu kapıdan küçük küçük. Dedem bu kapıdan girse sen ne yaparsın diyor. Uy kucaklarım diyordu. Aman biz bir kız bilebilecek mi dedemi derdik babaanneme. Babaannem dedi ki bilemez olur muyum ben kızım dedeni dedi. Deden yakışıklıydı dedi. Beyaz beyazı dedi. Bak kızım dedi. O benim kocam senelerde iki çocuğumun babası dedi. Acaba keşken gelse de bir kucaklasam dedi. Ay bizi bir gurme tuttu. Çocuğuz işte ne anlarız ki biz ondan. Çok şey be evlat. Özür dilerim.